acı, biberim acı, ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim, nedir bunun ilacı? Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim, nedir bunun ilacı? El edersem eve gel, göz edersem cama gel. Hiçbir şeyler bilmezsen bandırmalı güzelim, al desi suya gel. Hiçbir şeyler bilmezsen bandırmalı güzelim, al desi suya gel. Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Gönen'in bereketli topraklarındayız. Çiftçilerle, üreticilerle beraberiz. Arkada işçilerle beraberiz. Gördüğünüz gibi elimde bir fide var. Şimdi üreticilerle işçiler bereketli topraklarda ne yapıyorlar? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz burada oyalan. İşte burada oyalanan tarla sahibini doğal stüdyomuza çağırıyoruz. Buyurun abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sizi tanıyalım abi. Ben Gönen Hasanbek köyünden Göktuğ Bağcı. Ne? Gönen Hasanbek köyünden Göktuğ Bağcı. Evet. Göktuğ Bağcı. Bağcı. Evet. Güray Bağcı'nın nesi oluyorsun sen? Akrabam olur. Akrabası oluyorsun. Evet. Peki Göktuğ Bağcı, burası Keçeler Köyü. Keçeler Köyü mevkinde bulunuyoruz. Ha. Hasanbek köyünde domates fidesi ekecek yer bulamadın mı abi? Toprak kısıtlığından dolayı. Toprak. Arazi darlığından dolayı artık dışarıları taşıyoruz. Ha. Bölgemizde gereksiz sanayilerden dolayı bize üretim alanları kısıtlandığından dolayı. Abi kolu vardı, biraz şunu sen tut. Tamam. Heh, tamam. Ha, şimdi buyur abi. Bölgemizde üretim alanlarının kısıtlandığından dolayı köylerimizin, dışarıki köylerimizin nüfusları az olan yerlerde, toprak bol olan yerlerde üretimlere dağılıyoruz. İcarlardan dolayı. Şimdi Göktuğ, kaçınız yaş? 23 yaşında. Oo. 23 yaşındasınız. Hayatınızın baharındasınız. Evet. Ve domates ekiyorsunuz. Evet. Peki burası neresi abi? Burası Keçeler Köyü. Gönen Keçeler Köyü. Keçeler Köyü. Sen burada ne yapıyorsun abi? Domates ekmekte bulunuyoruz. Domates ekiyorsunuz. Evet. Arkadakiler kim abi? Köyümüzde çalışan çiftçi var. Öyle mi? Evet. Onlar da sizin köyden mi? Bizim köyden. Oo. Evet. Yani Keçeler'den kimse yok. Keçeler'den tarla sahip. Yok. Evet. Tarla Keçeler'den. Evet. Ya sizin Hasanbey köyü pomak mı? Pomaklardan. Abi pomaklar çalışkan mı oluyor böyle? Bizde sıkıntı olmaz ya. Herkes bizde çalışmak isteyen çalışır, çalışmak istemeyen çalışmaz bizde. Bunlar ev hanımı mı? Evet. Maşallah ya. Böyle çalışkan oluyor demek. Sevgili evet. izleyiciler. En çalışkan halk yörükler. Den önce pomaklar. Değil mi? Evet. Değil mi? Sonra yörükler geliyormuş yani. Göktuğ. Peki. Abi şimdi kaç dönüm burası? 34 dönüm. 34 dönüm yere evet. ekiyorsun. Sulama sistemini kurmuşsun. Evet. Damlama sulama. Damlama sulama sistemi. Hasanbey'de de domates ekilişi yapıyorum. Öyle mi? Tabii. Oh anasını. Sadece dışarıda değil köyümüzde de ekiliş yapıyoruz. Bu kim abi? Orada bak şeyi var. Bak bizi gülüyor. Benim yanımda çalışan arkadaş. Gel. Vay be. Senin sağ kolun. Evet. Vay be. Yardımcı. Vay be. Hoş geldiniz doğal stüdyomuza. Buyur abi. Sizi tanıyalım abi. Süleyman Bıyıklı. Süleyman? Bıyıklı. Bıyıklı. Evet. Sen de Hasanbeyli'sin. Hasanbeyliyim ben. Sen de Pumaklı'dansın. Aynen. Sen de çalışkansın. Aynen abi. Ve üreticisin. Aynen abi. Göktuğ'a yardım ediyorsun. Aynen yanında eşim Göktuğ. Öyle mi? Vay be nasıl oluyor bu iş? Ya kaçın yaş senin? Yaş 23. 23 sen de 23. Evet. Sevgili izleyiciler işte bak güzel bir tablo işte. Güzel bir tablo.
23 yaşında işçi, 23 yaşında patron ve üreticiler bunlar. Üretim yapıyorlar. Peki abi, kaç yıldır bu üretimi yapıyorsunuz? Ben ufak yaştan beri başkalarına çalışıyordum. He. 2 seneden beri kendime çalışıyorum. Allah Allah. Evet. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Vay be. Nasıl karar verdin abi kendi işini? Anlatsana bir. Ya şimdi dışarıda çalıştım mı patron ağzı çekmek zor. İşin saati olmuyor, bir şey olmuyor. İzin almak da problem. Zaten ben kendim de hep istiyordum yani. Önceden beri kendi işimi kurmak istiyordum. Bir vesileyle başladık işte. Evet. Bir vesileyle başladın. Evet, askerden geldikten sonra. Yeni mi geldin askerden? Askerden yeni gelmedim. Askerden geleli 3-4 sene falan oluyor. Bekarsın. Evliyim. Yapma ya. Ocak ayında evlendim bu kış. Vay be. Yani evlendin, askerden geldin, işini evet. Kurdun. Bu kaç dönüm bu sene? Kaç dönüm ekiyorsun abi? 200 dönüme yakın. Hadi be. Arazi çalışıyorum. 90 dönümü domates. 200 dönüme yakın arazi çalışıyor sevgili izleyiciler. Göktuğ Bağcı 200 dönüme yakın. Peki 50 dönümü? 50-60 dönüm arası çeltiğimiz var. Çeltik ekiyorsun. Evet. Çeltiği ektin peki? Ektim. İlaç döneminde şu an suları saldık. İlacı abi atacağız. Abi nereye gidiyor? İşçiler fide istiyor işçiler. Ha, fide istiyor evet. Evet. 5 dönüm patlıcanımız var. 5 dönüm patlıcan köyde. Ektin. 10-13 dönüm kadar da bir pancarımız var. 35 dönüm buğdayımız var. Maşallah. Öyle yani her mahsulden ekmeye peki çalışıyoruz. Abi, 200 dönüm ektin de hepsi icar mı bunların? Hepsi icar. Ne kadar icar fiyatları buralarda? Bizim Hasanbey köyünde ovada sarı toprak tutacağım dediğin zaman 450'den başlıyor. Bu sene ta 700 liraya kadar tutan arkadaşları duyduk. Dönümü 700 liraya kadar. Bu ne ya? 400. Ya para kazanacağını biz zannetmiyoruz da bakalım bir ihtimal, bir şans, bir kumar. Çiftçilik zaten bir kumardır. Allah Allah. Yani 450 liraya dönümü icar fiyatı. Sulu tarım ama değil mi? Tabii sulu tarım. 700 liraya kadar. Ne güzel be. Arazisi olan 100 dönüm arazisi olan zaten yılda 70 yapmıyor. Milyon 70 onlar, bin. Onlar ekili iş yapmıyor zaten. Yapmıyor değil 100 mi? 100 dönüm arazisi olan icara veriyor, para garanti. Evet. Sevgili izleyiciler gerçekten ilginç bu durum. 100 dönüm tarlası var. Babadan kalmış, dededen kalmış miras beleş. 700 lira dönümü icara veriyor. Yılda 70 bin alıyor, yan gelip yatıyor. Evet. Hiç rizikosu yok. Doluymuş, yağmurmuş, selmiş, felaketmiş hiç. Onun umurunda değil. Tarlayı tutarken peşin para. Direkt adam parayı alıyor. Bir daha senin ne olduğunu hiç önemli değil onun için. Bir de destekleme alıyor tarladan. Destekleme. Yok, desteklemeyi eken kişi alıyor. Ha, sen alıyorsun. Tabii. Ne kadar abi destekleme? Doğrudan gelir desteklemesi ne kadar? ÇKS? Şimdi ÇKS mazot gübre desteği dönümüne valla yanlış hatırlamıyorsam 2 lira mı 3 lira mı o ayarlarda bir şey olacaktı. Ben çok tam dönümüne ne kadar aldığımı incelemedim. 2 lira 3 lira. Tabii o aralarda yani ufak miktarlarda geziyor. Evet sevgili izleyiciler. Domates fidesi eken işçiler var, hanım işçiler var. Kimle konuşalım dedik. En güzel kim konuşur dedik. En güzel Pakize nine konuşur dediler. 100 yaşındaymış. Selamünaleyküm. Köyde beni tanırlar 100 ha. Yaşında gene. Kaç yaşındasınız? 76. 76. 6. Tabii 75. Maşallah. 76. Hasanbeylisin. Hasanbeyli. Ne yapıyorsun burada? Domates ekiyorum. Domates ekiyorsun. Evet. Senin ektiğin domatesler çıkar mı? Tutar mı? Çıkar. Çıkar. Ben kendime güveniyorum ekmesine. Öyle mi? Evet. Tecrübe var. Tecrübe konuşuyor diyorsun. Tecrübe tabii. Burada sen işçi başısın değil mi? Yok işçi başı değilim. Ben de böyle işçiler gibi ameleyim burada be ya. Ama en iyi u eker dediler. Herkes sana öyle. Bakarak ekiyormuş. Tamam öyle olsun. Değil mi? Evet. Peki. Kaç yıldır böyle tarımda, ziraatta çalışıyorsun, bahçede çalışıyorsun? Anneden doğduğumuz dovalı işteyiz. Yapma ya. Vallahi bak işteyiz.
Hiçbir maşallah ya. İyi gün görmedik yani. Hep tarla işi. Hep tarla işi? Tabii tabii. Aylak kışın kaldık mı oya yapıyor kışın, sen. Kışın. Aha sen geldin bizim mahalleye bizi çektin ya, oya. Değil mi? Ben seni oya yaparken de mi çektim? Çektin. Vay be meşhursun yani sen. Aa şeyde oya pazarında da beni çekmişler. Ta İstanbul'dan izlemişler. Gül Allah gül gül niye güldünüz bana? Yani demek sen bayağı meşhursun. Hem böyle çiftlikte evet, evet. Hem el sanatlarında. Evet evet her vay şey be. Ya. İşte aklınız... sevgili izleyiciler. Anadolu kadını böyle olmalı. Aklınız olmalı. Üretken olmalı. İşçiliğe. Tabii tabii. Becerikli olmalı. Mikrofonu ona tutuyorum ben konuşuyorum ama. Evet. Peki. Şimdi buraya ne ekliyorsunuz siz? Domates. Domates ekliyorsunuz. Domates. Nasıl ekliyorsunuz? Bir göster bakayım. Göster bakayım hadi. Alacak. Alır alır. Acı biberim acı, ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim. Nedir bunun iddia? Evet sevgili izleyiciler, güzel ve güzel bir ot tarlasına geldik. Üreticilerimizi gezmeye, görüntülemeye devam ediyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için çok mu ama çok önemli. Baharda, yazın hayvanlar her yerde ot, yem bulurlar, karınlarını doyururlar. Otlar bittiğinde, sonbahar geldiğinde, kış bastığında, kış kıyamet bastığında, otlar bittiğinde hayvanlara ne vereceksiniz? Tabii ki yazın hazırladıklarınızı, biçtiğiniz otları, sapları, yiyecekleri vereceksiniz. Onun için çiftçiler için, üreticiler için, özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri için çayırlarımız son derece önemlidir. Kimileri yulaf ekerler, biçerler, kimileri sılajcık mısır yaparlar, kimileri de fi ekerler, dilfil ekerler ve kendiliğinden doğal olarak çayırları, otları biçerler ve söve yaparlar, sayaya koyarlar, dama koyarlar. Balya yaparlar ve kışa hazırlık yaparlar, kışlıklarını hazırlarlar. Kimi çiftçilerimiz, üreticilerimiz bu otları modern teknolojiye ait makinelerle, aletlerle, edevatlarla biçerler. Kimileri de doğal usullerle, eski metotla, tarım teknolojilerinin yayılmadığı, olmadığı dönemlerde, bundan 20-30 yıl öncesine ait dönemlerde kosalarla biçilir. Hala kosalar aktif ve biçiliyor. Niye biçiliyor? Bu adam arkadaki hala niye manuel olarak el ile amatör olarak ot biçiyor? Şimdi hep birlikte ne yapıyoruz? İzliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Kolay gelsin iş makinesi. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet. İş makinesini tanıyabilir miyiz abi? Ben Emin Toprak. Emin Toprak iş makinesi. Evet. Ot biçer makinesi sevgili izleyiciler. Emin benzinsiz, Toprak. Benzinsiz, mazotsuz. Benzinsiz, mazotsuz. Mazotsuz. Ot makinesi. Evet. Toprakta ne ektiniz abi biçiyorsunuz buraya? Buraya ben bir şey ekmedim. Yani nasıl yani? Kendiliğinden ot bu. Kendiliğinden ot. Hayvanlara biçip veriyoruz. Heh. Yeşil olarak. Heh. Bir hafta sonra kurur bu. Bir daha yeşil bulamayız. Hı. Kalanını artık kuruya biçeriz bir hafta sonra. Balya yaparız onları. Balya yaparsınız. Evet. Emin abi şöyle yapalım. Şimdi şu otları kucağıma almadan abi. Evet. Tamam mı? Allah! Hah. Şöyle yapalım. Bıçağı biliyorsunuz. Evet. Bu tarla sizin mi? Ben bunu icarla aldım. İcarla, ha. Ha, otunu biçiyorsunuz. Otunu biçmek için. Kaç niye? Dönüm burası abi? 4 dönüm. 4 dönüm. İneklere biçip veriyormuşlar yeşil. Yeşil mi veriyorsun evet, yoksa kışa evet. Hazırlık mı? Yok, şimdi yeşil veriyorum. Ha. Bir hafta sonra kurur bu. Kuruduktan sonra balya yaparız biçip de. Ha. Ondan sonra kalanı kışa. Kalanı şimdi ha, yeşil kışa. Veriyorsun. Ha.
Peki kaç tane büyükbaş hayvan var abi? Onun üzerinde. Onun üzerinde? Evet. Bu kışın ne veriyorsun hayvanlarına? Ya ot, saman, fenli yem. Fenli yem. Silaj. Silaj. Silajı tabii paralel alıyoruz. Bizde sulama olmadığı için. Paralel alıyoruz silajı. Kalan işte kışı geçirmeye uğraşıyoruz. Kostay'la ot biçelim. Bir yarışma yapacağız sevgili izleyiciler. Bakalım Emin Aga mı daha çok biçecek? Sayım Aga mı daha çok biçecek? Kadir Aga mı daha çok biçecek? Hep birlikte jüri olarak siz jüri olun. Bakalım hangimiz daha fazla biçecek? İzliyoruz. Ben biçiyorum. Başlıyor. Başla, başla, başla. Evet sevgili izleyiciler, nefes nefese kaldı. Emin abi birinci yarışmacımızdı ot biçme yarışmasında. Şimdi onun kozasını alıyoruz. Şimdi Sayım Aga'ya veriyoruz. Sayım Kabakçı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, ikinci yarışmamız, yarışmacımız, iki numara yarışmacımız meşhur Sayım Aga. Sayım evet. Kabakçı. Sizi evet, tanıyorum abi. Evet, evet. Ben de Gönen'in Çoban Hamidiye köyünden. Heh. Dağlarda koyun güderdik, büyükbaş hayvan güderdik. Ne oldu? Bir hayatta bir değişiklik oldu. Bir gün o Gönen'e gittiğimizde seninle tanıştık işte. Bir at daha bir arkadaşımla tanıştık. O dedi ki ya böyle böyle gel dedi. Beraber bu işi yapın. Bu iş senin tam işin. Onun da yapacağı bir iş. Sizin dedi yıldızlarınız barışır. Bu işe devam edersiniz yani dedi. Ya sen kameraman oldun yani. Ya haliyle biz de ne yaptık? Kamera çekmeye başladık. Çobandık, derece arttırdık, çiftçi TV'ye program yapıyoruz dedin, biz de başladık. Abi gönüllü. Sen kameramanlıktan ne anlarsın ya? Al şu kosayı bir toç. İşte köylü de misin sen? Ben bu işi yıllarca yaptım. Der, köylü der misin sen? Evet, üretici der misin? Evet. Tamam evet. Al kosayı, kamera evet. Çekmek. Evet. Abi kamerayı bizim Emin Aga çekiyor. Emin abi. Abi meslek kosa. Elden gidiyor, ben ona üzülüyorum. Yapma ya. Böyle giderse biz gittik yani. Silindik yani. Kameramanlık ayağa düştü desene. Ayağa düşecek. Tamam ama... sen alıyorsun çekiyorsun. Emin Toprak kosayı bırakıyor ama, kamera çekiyor. Ama ben onun da mesleğini aldım elinden. Yapma ya. Şimdi o biçiyordu. Sıra şimdi bizde. Ya Allah ya Bismillah. Hadi kolay gelsin. Evet, evet sevgili izleyiciler. İkinci yarışmacımız Sayım Kabakçı. Bakalım en güzel otu kim biçecek? Evet sevgili izleyiciler, Sayım ikinci yarışmacımız da biçti. Sıra üçüncü yarışmacı. Şimdi abi bak biz bu ot işini ben yıllardan beri bu işlerle çok uğraştım. Şimdi günlük bazen yevmiyelere gidiyorduk. Herkes ot biçemez. Şu kosanın, şu tırpanın yani şurasını yerden ayırdığın zamanı arkadan gelen kişi senin biçtiğin yeri bir daha biçer. Çok sıkıntı çeker. Evet. Diner o gün adam. Evet. Yani şunun arka tarafı böyle yere yapıştıracaksın bunu çekerken. Ne olur arkadan gelen de rahat eder. Evet. Sadece senin tutulan kosanın tuttuğu otlar kesilir. Gider temiz bir yer kalır arkada. Şunu, mesela bak görebilirsin arkada. Sen körelttin kosayı. Ben şimdi sıra bende şunu bile bakayım da iyi biçim. Ya abi şimdi ben bunu. Bile bakayım. Tamam ben bunu biliyorum da yalnız ben. Arada bir böyle çekersem o da var. Çekme bile bakayım şunu bir güzel bir şekilde. Bilerken nasıl biliyoruz? Neye dikkat ediyoruz? Şimdi bak bunu bu şekilde tutuyorsun. Sağa sola kaçmasın diye böyle ayağınla basıyorsun. Böyle çekiyorsun aşağıya doğru. Arkasından tekrar havaya kaldırıyorsun. Bu sefer de alt kısmını. Alt kısmını. Yani kılığa veriyorsun bak. Aynen bu şekilde yaptığında bu berberin usturasına benzer. Eskiden hani böyle usturalar vardı. Onların aynısıdır bu. Sıra bizde. Üçüncü yarışmacıyız. İki tane yarışmacımızı izlediniz. Emin Toprak abi. Sayım Kabakçı abi ikinci yarışmacımız. Üçüncü yarışmacımız da Kadir Demircan. O da bir köylü çocuğu, üretici çocuğu. Köylü, çiftçi.
Üçüncüsü biziz, bakalım biz ne yapacağız hep birlikte. Üçüncü yarışmacı izliyoruz. Biberim acı, ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim. Nedir bunun ilacı? Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim. Nedir bunun ilacı? Üçüncü yarışmacı da 3 adım kala pes etti. Emir abi. Emin abi. Evet. Jürinin değerlendirmesini alalım. Birinci kim? Üçüncü kim sana göre? Bana göre birinci ben. Evet, birinci sen. İkinci sen oldun. İkinci ben oldum. Sahin Bey de üçüncü oldu. Yapma ya. Evet. Ama bana sor. Bir ben. Sayın Maga'ya soruyor. Sayın Maga. Bir. Sana göre bir. Birinci sensin. İkinci kim? Sen. Herkes kendine göre abi konuşuyor. İkiniz iyisiniz, siz kafa kafaya geldiniz. Ben birinci, siz ikiniz beraber ikinci. Evet sevgili izleyiciler. Ben kabul etmiyorum. İki tane birinci var. Sıra bende şimdi. Ben de jüriyim. Bana göre asıl şeyi ben açıklıyorum şimdi. Birinci, ikinci, üçüncüyü. Evet. Müzik verin, heyecan müziği. Çünkü birinciyi açıklıyoruz jüri. Evet. Jüri başkanıyım ben abi. Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız da tabii heyecan sardı. Evet, sarma gayrı çıkacak. Bir açıklayacağım birinciyi. Açıklıyorum. Evet. Sevgili izleyiciler, birinciyi açıklıyorum. Birinci olan yarışmacımız Emin Toprak. İkinci olan yarışmacımız Saim Kabakçı. Evet, onu da alkışlayalım. Üçüncü olan yarışmacımız da Kadir Demircan. Onu da alkışlayalım, o da darılmaz. Tabii, mutlaka. Sevgili izleyiciler, Beyoğlu köyündeyiz. Çiftçimiz, üreticimiz ot biçiyor. Programımızın bir bölümünde kosa ile ot biçen bir abimizi sizlere konuk etmiştik. Şimdi de traktörle, yani modern teknolojiyi kullanan bir makineyle ot biçen bir çiftçimizi konuk ediyoruz. Gel abi. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Sizi tanıyalım abi. Ben Beyoğlu köyünden Cevdet. Stop. Beyoğlu köyünden sen de gel. Traktör Beyoğlu şoför. Köyünden Cevdet. Sen de gel. Gel bakalım. Şu traktör değil mi? Evet, traktörcü. Evet. Halil Bey. He, sen tuttun. Gel abi, gel. Evet, buyur. Gel, bir şey yapmayız, gel. Evet, isim neydi abi sizin? İsim Cevdet. Cevdet? Çamurcu. Beyoğlu köyü. Beyoğlu köyü mü? Evet. Cevdet abi. Beyoğlu. Sizin ismin neydi abi? Halil Şener. Taban köylü. Halil abi, şapkanda reklam var be. Şapkayı çıkaralım be abicim. Ha Halil abi, ha. Sen kullanmıyorsun. Abi ha, evet. Abi bu tarla senin mi? Benim abi. Senin. Ne yapıyorsun burada? Ayvanları yeşil yulaf biçiyorsun. Göster abi yeşili. Al sen de al, ot al. Buyur. Sen de al abi, sen de al. Hayvanlarımıza. Yeşil yulaf biçiyoruz, ot. Hayvanlarınıza yeşil yulaf mı bu? Yulaf. Ha, yulaf. Kaç dönüm burası abi? 40 dönüm. 40 dönüm maşallah. Çok güzel tarlam var ya. Komple. Ay da çıkmış. Çıktı ay. Vay be. Ne güzel. Görüyor musun ayı abi? Görüyoruz. Vay be. Ayı var. Var. Ayı var mı abi burada? Ayı yok ha. Yok. Domuz var yalnız. Domuz var. Domuz var ya, domuz çok. Domuz çok, ayı yok. Halil abi yok. Siz de traktörcüsünüz. Evet, traktörcüyüz. Ot biçiyorsunuz. Ot biçiyoruz. Bu halim hala mı çocuğu be? Ha, öyle mi?
Tabii ya, yeğen olduğu için geliyoruz yani, yoksa kendimiz için değil yani, para için. Peki sen bunu kendine biçersin, çiftçilere de biçersin. Tabii tabii. Değil kendimize mi? De biçiyoruz. Kendinize de biçiyorsunuz. Tabii biçiyoruz, kendimize de biçiyoruz. Sen hangi köydensin abi? Tabanköy'ü. Taban. Yenice Çanakkale. Sevgili izleyiciler. Çanakkale, Tabanköy. Çanakkale, Yenice Taban köyünden komşu evet. Köye, Beyoğlu köyüne. Evet. Çayır biçme, ot biçme. Çayır biçme gelmiş. Evet. Peki sen ne iş yapıyorsun abi köyde? Çiftçilik yapıyoruz aynı. Çiftçilik yapıyorsun. Evet. Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Yani. Cevdet abi sen ne iş yapıyorsun abi? Çiftçilik yapıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yapıyorsun. Yani hayvanlarımızın ihtiyacını tarlaya ekerek ihtiyacımızı göreceğiz yani. Kaç tane hayvan var abi? 10 tane kadar var. Ne o? Büyükbaş mı? Büyükbaş. Büyükbaş. He. Peki burası Beyoğlu köyü. Kaç kilometre burası görene? 24 kilometre. 24 kilometre. Nasıl bu köyde yaşamak? Özellikle mesela bu devasa ormanlar var. Beyoğlu köyü. Nasıl bir? Anlatsana köyü bize. Orman olarak doğal ormanlarımız var. Yani iş imkanı da ormanlardan sağlıyoruz yani. Ormana gidip çalışıyoruz. Ha, orman işçiliği de yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Diğer zamanda hayvan işi yapıyoruz. Peki köyünüzün nüfusu kaç abi? 180. 180 nüfusu var. İyi bayağı. Çok güzel. Peki nasıl köyde yaşamak? Gençler köyde yaşıyorlar mı? Yaşamıyor. Gençlerimiz yok. 30 yaşından aşağı genç yok köyde. Evet. Ama köyünüz çok güzel. Böyle tahtadan evler var. Şimdi köye yetişebilirsek senin evde tahtadan mı? Tamam evet. Hepsi tahtadandır. Yapma ya. Ağaçtan, kerpiçtir. Uzak olduğu için göç nedeni ondan oluyor. Siz burada. Macırsınız galiba evet, değil mi? Macir. Nereden göç ettiniz buraya abi? Bulgaristan'dan. 93 macırı olarak. 93 macırı. Dedelerimizin dedesi gelmiş. Evet. Sevgili izleyiciler, arkadaşlar, 93 macırı Beyav. Beyoğlu köyü. Değil mi? Beyav. Öyle diyorsunuz değil mi? Siz de. Aynen, siz de 93 macırısınız Beyav. 93 macırı. Tabanlı. Tabanlı. Tabanlı, evet. Yenice Çanakkale oluyor yani. Peki taban nasıl bir yer? Taban büyük. 200 hane falan vardır yani. 200 hane falan. Büyük köy yani. Büyük büyük. Köy büyük var yani. İşte. 200 hane vardır yani. Siz Halil abi milletin efendisi misiniz? Efendim tabii efendisi. Değil mi? Köylü demişler. Milletin tabii. Efendisidir değil mi? Halil abi yapın bakalım nasıl biçiyorsunuz? Bir biçmeyi gösterelim bakalım. Tamam mı? Ot biçelim bakalım hadi. Biçelim bakalım. Hadi biçelim. Sevgili izleyiciler işte Cevdet abimiz bizim tarlası bu şekilde sürülüyor. Fazla ot olmamış. Niye olmadı abi ot fazla? Bu yulaf kendine bitişti. Gübre attık. Yağmurlar da yağmadı. Onun için olmadı. Olanı yeter dedik. Bugün biçtik yani buna. Olanı yeter dedin. Evet. Sevgili izleyiciler Cevdet abi 47 yaşında. Çiftçi. Ben de 50 yaşındayım abi. Tamam olabilir. Cevdet abi. Tamam doğru. Nasılsın Cevdet abi? Cevdet abi. Benim bir huyum var abi. Tamam abi. Herkese abi derim ben. Ben de öyle derim. Herkese abi derim. İstisnasız. Herkese. Büyük küçük hiç aramam. O kadar rahat ki. Burada bizi izleyen izleyicilerimize özellikle bunu tavsiye ediyorum. Ya o kadar güzel ki karşınızdaki insanın yaşını başını kestiremeyebilirsiniz. Tabii doğru herkese. Tamam mı? Ne olsa abi. Ondan sonra amca, dayı, beyefendi diyeceğinize ben bir profesöre bile abi diyorum. Evet. Tamam mı? Köyden olanlara yakın samimi olduğum kişilere mesela kameraman var bizim mesela. Saim Kabakçı. Ona da Saymaga diyorum. Saymaga. Saymaga doğrudur. Yani güzel bir şey. Çünkü dilimizde de birbirinizi en güzel isimlerle çağırınız diyor. En güzel hitapta bulunuz diyor. En güzel hitap abi abla. Tamam doğru. Tamam mı? Küçük olsun büyük olsun. Ben böyleyim abi. Doğrudur. Teşekkür ederim. Cevdet abi. İyi anlaşıyor olduğu için yani. Değil mi? Tamam doğru. Saim abi bana Kadir abi der. Benden 2 yaş büyük o. Ben de ona abi derim. Böyle gidiyor. Abi şimdi eve gideceksin. Gideceğiz. Hayvanlara bakacaksın. Hayvanlara baktık. Kahve edeceğiz. Öyle mi? Çay ocak yapacağız. Yapma millete ya. Çay vereceğiz. Kahvacıyız yani. Ulan seni bir de kahvede çekelim mi? Çekelim abi. Bize çay süler misin? Söylerim. Ne demek Sülersin, yani? Sülersin değil mi? Sülerim. Sülersin. Sülerim. Kendi ellerimle yaparım çay size. Öyle mi? Evet, öyle mi? Kahveci güle. Evet sevgili izleyiciler. Ben yörüküm ama az çok macırların lisanından anlıyorum. Evet doğru. Bize çay süylersin değil mi abi? Süylerim abi. Hadi süyle bakayım. Hadi bir de bakalım. Macir evi çekelim köyde. Varsa o şey var tahtadan böyle mavi bir macir evi var. Var. Eğer onu yetişebilirsek
Onu da görüntülemek istiyorum. Bir ara gördüm, çok hoşuma gitti böyle. Tamam abi. Dedim buraya gelip bunu önce çekeceğim. Önce kahvemize gidelim, çayımızı içelim sonra. Öyle mi? Ama şöyle yapalım. Önce o macir evini çekelim abi. Tamam. Ondan sonra çay içelim. Tamam. Çünkü güneş batarsa macir evini çekemeyiz abi. Tamam abi. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Yürü, yürü, yürü. Biberim acı, ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim. Nedir bunun ilacı? Sevgili izleyiciler, akşam olmak üzere, hava karardı. Ay hemen karşımıza çıktı. Güneş de battı. Ve ışıklar da gördüğünüz gibi yandı. Beyoluk köyündeyiz. Gönen'e 24 kilometre mesafede. Bir orman köyü. Güzel mi? Güzel. Özel mi? Özel. Devasa kayın ormanların olduğu bir köy. Bol suları var, tatlı suları var, şifalı suları var. Ve bununla birlikte içimde uhde kalmıştı. Çok güzel mavi panjurlu macir evi var. Ahşaptan yapılmış, tahtadan yapılmış. Penceresi de mavi boyalı. Buradan gelip geçerken hayranlıkla bakıyorum ben. Tabii ki herkes bakıyor. Yani tarihi bir köy. Tarihi bir köy. Bulgaristan'da bir köy. Batı'da, Avrupa'da bir köy. Burayı görmenizi isterim. Beyoluk köyü. Alacaoluk, Beyoluk, Şaroluk. Üç tane köy arka arkaya. Ev sahibini aradık. Kapıyı çaldık. Çıkan olmadı. Evde kimse yok. Yoldan bir arkadaş geliyormuş. Bu köylü. Hemen yakaladık ve ona soruyor. Bir kişi daha geliyor ama şimdi onu da yakalarız. Abi, bayan. Sizi tanıyalım. Ben Saadettin Yaman. Saadettin Yaman. Yaman. Saadettin Yaman abi. Bu ne Yaman ev böyle ya? Şimdi bizim köydeki evlerin hepsi böyle. Eski evler hepsi böyle. Hepsi toprak. Böyle. Evet. Senin evin de mi böyle abi? Evet. Allah, nerede senin evin? Yukarıda. Aynı böyle. Evet. Tahta, içi toprak. Allah Allah. Ne güzel mimari. Bu ne zaman yapılmış bir ev? Kışın sıcak olur, yazın serin olur. Kışın sıcak olur, yazın serin olur. Yazın toprak ev. Serin olur. Evet. Toprak ev. Evet. Bu mesela tahta bu çürümüyor mu? Eskimiyor mu bu? Çürümez. Allah, niye? Meşe tahtası. Meşe tahtası. Meşeden evet. Mi bu? Evet. Dıştaki tahtaların hepsi meşedir. Vay be. Sizin köydeki evlerin çoğu böyle bak. Evet. O kim? Bu mesela bu daha güzel, daha güzel bu. Evet. Şöyle yakından inceleyelim abi. Gel. Sevgili izleyiciler, bizi takip ediyoruz. Saadettin abi, bunun kapısı da böyle özel. Ağaçtan, değil mi? Evet. Allah Allah. Evet sevgili izleyiciler, şöyle geliyoruz Saadettin abiyle beraber. Bu ev sahibi, evde kimse yok mu abi? Tarladadır. Al, bu saatte saat kaç abi? Saat 8:30, akşam olmuş. Köylü tarlada hala. Evet. Saadettin abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yemeğini yemişsin sen abi. Evet. Sarımsak yemişsin. Evet. Helal olsun valla. İşte köylü bu. Tabii sarımsak da, sarımsak demek ecza deposu demek. Yani evet. Her şey var. Evet. Kendimiz yetiştiririz. Tabii ya. Bahçemizden. Tabii ya. Abi ya. Şuraya bak. Peki abi. Bu bunlar da mı meşeden? Evet, meşe ağacından. Meşe ağacından. Hepsi meşedir. Allah Allah. Şuraya bakıyorum. Meşe çürümüyor mu böyle? Çürümez. Toprağa değmedikçe çürümez. Toprağa değmedikçe çürümez. Boya da yok, hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Vay nasıl ya. Bunlar belirli bir zamanlarda kesilir. Hı. O zamanında kesilen ağaç çürümez. Şimdi mesela... Kışın kesilir. Şimdi meşeden... meşeden böyle ev yapabilen var mı? Usta var mı? Var. Bizim köydekiler yapar. Allah Allah. Bizim köyün ihtiyarları yapar yani. Sizin köyün sen yapamaz mısın? Ben anlamam. Yapma ya. Ben anlamam. Abi çok güzel. Sevgili izleyiciler, gerçekten ben hayran kaldım. Ahşap ev. Hani moda ahşap ev var da bu köylü ahşap evi. Yani çok daha harika. Köydeki insanlar bunu
yapmışlar öyle mi? Evet. Kendi köylümüz yaptı. Dedelerimiz, babalarımız, dedelerimiz. Kışın sıcak oluyor, sıcak tutuyor. Evet. Yazın serin tutuyor. Evet. Burası ormana giden bir mahallesidir. Biz ormanda çalışırız, inek bakarız, çiftçilik yaparız. Böyle yani geçim kaynağımız bu. Ormanda kesim yaparız yani. Burası benim evim. Gördüğünüz gibi aynı benim evim de dışı tahta, içi toprak. Bu bizim ekmek fırınımız. Toprakla tuğladandır. Kara tuğladan. Köy fırını. Ekmeğimizi burada pişiririz. Sevgili izleyiciler, gerçekten çiftçi olmak, üretici olmak, köylü olmak, köyde yaşamak harika bir şey. Tabii ki kıymetini bilenler için, tabii ki mecburi ve mahkum kalanlar için. Köyde iki tür yaşanıyor. Bir, kıymetini bilenler. İki, mecburi kalanlar. Öyle mi Saadettin abi? Evet. Siz kıymetini mi biliyorsunuz abi, mecburi mi kaldınız? Mecburi gibi bir şey. Mecburi gibi bir şey? Evet. Ama memnun musunuz köyden? Köyde yaşamaktan, doğa iç içe? Yazın memnunuz. Kışın? Kışın memnun değiliz. Niye kışın memnun değilsin? Çok kar yağıyor. He, kar yağıyor evet. Değil mi? Bir metre kar yağıyor. Peki yollar açık olsa, karlar yağmamış olsun mesela o zaman? O zaman daha iyi olur yani. Değil mi? Yani evet. Yol problemi mi var? Şimdi yol problemi şöyle yok. Öğrenciler gittiği için çabuk açılıyor yollar. He, çabuk açılıyor. En fazla bir gün, iki gün evet. Yol kapalı kalır. Evet. Yenge Hanım da burada değil mi? Yenge Hanım gel bakalım. Şimdi Saadettin abi diyor ki ben diyor memnunum diyor yaşamaktan. Sen? Ben o kadar değilim. Ben buralı olmadığımı ben Aydın'dan geldim. Aydın'dan geldiniz. Evet. Peki Aydın mı güzel, burası mı güzel? Aydın güzel. Aydın güzel. Tabii Aydın. Tabii. Şehir daha güzel. Ne demişler bunun atasözü var. Yok tilki şeyi var ya bir tane. Tilki dönüp dolaşacağı. Yer kürtçü. Yani herkes tabii herkesi kendi memleketi güzel tabii ama. Tabii kendi memleketi güzel. Ama şöyle yenge, gerçekten çok güzel ya, macir evleri yazı var. Yazı çok güzel burasının. Yazı çok güzel. Çok güzel ya. Şuraya bak ya. Etrafta kuş sesleri var, böcek sesleri var. Doğala iç içesiniz. Arıyorlar herkes Saadettin abi. Herkes böyle bir manzara arıyor abi. Yazın güzel. Yazın çok, kışın gibi. Çok kar oldu yine. Yaşam şartları çok zor oluyor burada. Evet. Ama yenge köylere dönüş başladı be. Başladı. Başladı yani. Çok bak, satın almaya başladılar. Burada mesela çok boş ev var. Evet çok. Terk etmişler gitmişler. Yavaş yavaş emekli olanlar geliyor. Şehirden sıkılanlar bir ev alıyor. Eski evleri alıp tamirat yapıyor, geliyorlar mesela. Evet. Değil mi? Evet. Gelmeye başladı. Geri geliyor. Dönüş olacak yani. İnşallah. Gün gelecek. Şehirlerde insanlar yaşayamayacaklar. Köyde başımı sokacak bir ev olsun, köy olsun diyecekler. Başladılar. Evet. Doğru. Yani bak ne güzel akşam ezanı okunuyor. Evet. Merkezi sistemde cevizler var. Harika. Evet sevgili izleyiciler işte ne iş yapıyorsun abi? Ormana gideriz hayvan bakıyoruz. Ha orman işi yapıyorsun. Kesim hayvan yapıyoruz. Da var. Evet. Ne hayvanı bakıyorsun? İnek. İnek kaç tane var inek? 8 tane. 8 tane. Evet. Küçük büyük hepsi 8 tane. Ha, başka küçük başı yok mu? Yok. Yok. Ha sana 8 inek yetiyor. Bir de orman. Evet. Şükürler olsun. Yaş kaç? 43. 43. Evet çok güzel. Çocuklar içeride televizyon seyrediyor galiba. Evet. Ev sizin mi? Babamın. Ha babanızın. Evet babadan kaldı. Evet. Evi pencerelerini falan demir yaptırmışsın. Tahta niye yaptırmadın? Kimisi demir, kimisi alamıyor. Kimisi de aç. Evet. Üçü de var yani. Üçünden de var yani. Evet. Evet sevgili izleyiciler. İşte
Beyoğlu köyüne konuk olduk. Traktörle ot biçen bir amcamızı çektik. Panjurlu, mavi panjurlu bir muhacir evini çektik ve üreticimizin yaşadığı, gördüğünüz gibi bu toprak evi çektik. Şimdi kahvesine gidip bir de çay içtikten sonra basıp yolumuza devam edeceğiz. Evet. Peki, hadi Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık ince. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam, hoş geldiniz. Sefa geldin. Hoş bulduk, sefa bulduk. Üşümüşsün sen gezerken ya. Aa, bizim kahveci. Tabii ya, dağlada. Selamünaleyküm. Ya dedik, bu kaç türlü iş var bunda? Dağa yetiyor, ovaya yetiyor, bayıra yetiyor, artı dama yetiyor, büyükbaş hayvanlara bakıyor. Çok. Delikanlı, siz kaç yaşındasınız? 26. 26. İsim? Eyüp. Eyüp? Cabar. Eyüp Cabar. Evet. Maşallah, ama 26'yı göstermiyor daha, yaşın genç geliyor. Sizin? Ben 40 yaşındayım. 40 yaşında, sen bayağı bana yaklaşmışsın. Aramızda 12 yaş var. Yani geceleri saymazsan benim yaşım 26. Öyle diyorum zaten söyleyenlere de. Onlar da bir duraklıyor. Benim babası o. Ha öyle mi? Benim oğlum o. Ya senin oğlun. O. İyi. Evet. Sevgili izleyiciler. Beyoluk köyünde akşam oldu. Üreticiler tarlalarından evine geldiler. Hayvanların sütlerini sağdılar. Değil mi? Öyle mi yaptınız? Sonra süt toplama merkezine verdiler. Akşam ezanı okundu. Bir kısmı cemaat şeyde mi şimdi? Camide mi? Namazdan sonra onlar da gelecek. Kahve. Bu şekilde kalabalık olacak. Sizi tanıyalım. Ben Eyüp Cabar. İzmirliyim. İzmirlisin. Buraya çalışmak için geldim. Yunan'da yaşıyorum. Ne yapıyorsun burayı? İnşaat içindeyim. Köyde ne yapıyorsun? Köyde bacınam oluyor. Ziyarete geldim. Bugün pazar diyerekten. Evet. He, anladım. Beyoğlu köyü. Sizi tanıyalım abi. Ben Servet Karaorman. Burada yaşıyorum ben. Beyoğlu köyü. Bacalam işte, ziyarete geldi öyle. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Şimdi çay içiyorsunuz. İşleriniz bitti günlük. Değil mi? Artık tabii, gece. Tabii şu anda istirahat ediyoruz artık. İstirahat değil mi? Tabii. Yani. Bu köyün kahvesi. Tabii. Kaç tane kahve var köyde? İki tane kahve var. Orada işte bir de bu. İki tane. Ama açık diye çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Bakkal var mı? Bakkal var. Burası bakkal var. Işık yanan. Efendim? Işık yanan yer. Işık yanan. Daha açılmadı, gelmedi bakkal. Evet. Nasıl köyde yaşam nasıl? Zor, nasıl olacak? Zor mu? Zor mu? Zor tabii, köy hayatı zor. Nereden gelir? Hayvan bakarsan geliyor. Bakmazsan yok. Şehirde de zor. Her şeyi para diyorlar. Evet. Değil mi? Ya ben şimdi misafir geldim de köyün şeyinde yok da mesafesi aralı biraz. Yollarda biraz bozukluk var çoğu yerde. Hmm. En büyük ulaşımda var sorun yani. Ha, bir şey olduğunda gidip gelme ulaşımı zor olacak yani. En büyük sorun benim görüşüm o yani. Mesafe. Evet. Demir yok köylerde. Ne gelir var? Tek hayvancılık yönünden gelişiyor. Baş türlü tarımdan pek şey olacak. Bir elveriş işte yok yani. Tek yön hayvancılık sahasından gelişiyor. Çoğu yer zaten hayvancılığa döndü. Aynen. Çoğu yerde şey olmuyor zaten. Üretim gitgide. Üretse zaten yine satışını bir şey öğrenemiyor. Alan atıyor, üstü katlıyor. 5 alıyorsa 10 oluyor, 15 oluyor. Değil mi? Hoş bulduk. Cemaat gelmeye başladı. Değil mi? Evet. Yani. Ne yapayım? İyi mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Camiden mi çıktın? Evet. Allah kabul etsin. Sağ ol, amin. Şimdi biz de gideriz. Oo, maşallah. Camiden çıkıyor. Cemaat da gelince şimdi ne olur, kahve kalabalık olacak. Ya tabii biraz değil sonra mi? Da. Evet, köyde hayat şimdi başlıyor.
acı, biberim acı, ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim. Nedir bunun ilacı? Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim. Nedir bunun ilacı? Dersem eve gel, göze dersem cama gel. Hiçbir şeyler bilmezsen bandırmalı güzelim. Al desi suya gel. Hiçbir şeyler bilmezsen bandırmalı güzelim. Al desi suya gel.